Of of. Ah ah. Ah ah. Yavuz abi hiç mi dinlemiyorsun beni ya? Hiç mi duymadın söylediğim şey? Deminden beri inliyorum burada. Efendim? Efendim dedim. Ben televizyona dalmışım ya. Televizyona dalmışsın. Evet. Hangi televizyona daldın? Allah aşkına bir söylesene. Kapkara, zifire doğru mu baktın acaba? Açık bile değil televizyon. Oğlum bu açık olsa ne olacak ya? Tarihi eser bu. En az bir 8-9 senelik. 8 mi 9 senelik? Hı hı. Ne diyorsun ya? Bu 20 senelik. Bir de bu övünüyor. Onu değiştirin şunu Allah'ını seversen. Bir plazma ayarlayayım size ya. Ne olur gözünü seveyim. Abi Allah aşkına hangi plazma? Kalmadı bunlar artık ya. Ne plazması gözünü seveyim? Ben sana ne diyorum ya? Ben perişan haldeyim ya. Bitmişim ben. Almışız elimize güzel efkarlık içeceklerimizi. Çok fenalardayım. Sen buna plazma diyorsun. Olacak şey mi ya? Kafam olmuş 1 milyon. Dışarıda kar yağıyor. İçime yağmur yağıyor. Ben bu haldeyim. Ve sen bana plazma mı diyorsun abi? Çok güzel kar yaptı bu sene ya. Bütün pislikleri örttü ha. Mikropları falan kırdı. Çok iyi oldu. Kar kırıyor değil mi mikropları? Tabii tabii. Sen de beni kırdın ama abi. İnsan biraz dinler ya. Kardeşim burada kahır içinde. Ya Mecnun Allah'ını seversen sen şimdi anlatmaya başlayacaksın. Ondan sonra ben sana bir iki tavsiye vereceğim mecburen. Ondan sonra öyle giderken sohbet sen böyle... Gözlerini kısacaksın. Al başına belayı yok arkadaş vallahi hiç. Allah belan versin kısmayacağım. Aa böyle dinleyeceğim. Ne oldu biliyor musun? Az sakal dediği almaya gittim ya. Sedef, Sedef'e gittim. Oradan... Yalan! Ne yalan? Vallahi yalan diyor. Kim ne dediyse... Kim ne demiş abi? Ne duyduysa... Abi ne duydun Allah aşkına? Yalan. Koca adamın yaptığı şeylere bir bak. Yalan! Abi ne yapıyorsun ya? Koca adam ne kadar ayıp bir şey. Dertliyim diyorum. Ben sana böyle mi yapıyorum? Ya tamam bak en azından sabah. Tamam sabah. Sabah konuşalım. Benim çok işim var. İşin ne acaba? Bunu da sana bırakıyorum. Mesaim başladı. Ben kaçıyorum. Çok güzel bir plazma ayarlayacağım bu gece. Ay ben senin plazmanı izleyeydim ya. Çıkmadım daha. Bu nedir burada be? Aman dede ne ara girdin yatağımın içine? Ne ara buradan çıktın? Kim bilir daha kim var aşağıda? Biraz baksam. Şş, ağzımın içine sok. Sok ağzımın içine. Karıştır dişlerimi ayağınla. Öf! Huzurum yok evde ya. Tövbe tövbe.
Gel bakalım güzel kızım, gel gel gel. Nerelerdeydin sen böyle? Ben de onu diyorum, neredeyim ben böyle? Otur kızım, otur otur otur. Çay içer misin çay? İçersin değil mi? İçimiz ısınır, bir çay içelim. Arkadaş, nereye gitti bu adam ya? Taşındı mı ki acaba çölden? Bir dakika şimdi, ben ne taraftan geldim? Böyle. Şu kayalıkların oradan bir yerden, burada bir şey vardı. Ben nereden alıyordum onu ya? Üf. Anlat bakalım aşık. Aşık mı? Niye? Ben aşık falan değilim. Ne aşığı? Ne? Aşık falan değilsin ha. Peki aşık değilsen burada işin ne? Yani ne bileyim, ben öyle gelmişim. Ben gönül defterini kapattım. Çok oldu kapatalı. Ah be evladım. Bak, şu lafımı iyi dinle. Eğer sen gönlünü defter yaparsan gelip karalayan çok olur. Ne var bunda? Aşıksan aşıksın işte. Ayıp bir şey değil ki. Aşıksam aşığım da aşık değilim ki ben. Ben nesine aşık olacağım onun Allah aşkına? Ten süpürge gibi saçları var, püskür gibi burada. Bir de her şeyime karışıyor. Şey yapmasın yani, söyle ona. Karışmasın işte. Ben gidiyorum neyse. Çay için teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bay bay. Of of. Ne yapacağım ben bunlarla bilmiyorum ki. Hepsi sevgi korkağı olmuş bunların. Dede! Al işte bir tane daha. Bir korkak daha geliyor. Dede! Dede! Hayrola evlat? Ne bu telaş? Kayboldum. Kayboldum ya. Ben artık yanlış tarafa mı döndüm? Ne yaptım sen? Kendi çölümde kayboldum ya. Allah Allah. Bu senin her zaman bildiğin yolu sen ne yaptın da şaşırdın bakayım. Artık işte orada bir şey var, tepecik vardı. O tepeciğin arkasından mı dolandıysam demek ki? O sebeple kayboldum. Az sakallı dedeyi anneannesine istemeye gittim Sedef'in. Orada kalsaydı, istemeseydin, bıraksaydın orada. Onu sonra anlatırım, konuşuruz onu da. Sedef'in anneannesine istemeye gittim. Sedef bana bağırdı, çağırdı. İçeri geçti. Ondan sonra anneanne geldi. Kızım dedi. Çocuğa bağırıyorsun dedi. Ayıp değil mi Leyla dedi. Çocuğa niye bağırıyorsun dedi. Doğru demiş kadıncağız canım. Aferin ona. Hoş zaten sen kızı bağırtıracak bir şey mutlaka yapmışsındır ama. Bak ama. Kızım dedi. Çocuğa bağırıyorsun dedi. Leyla dedi. Ayıp değil mi dedi. Leyla dedi. Ayıp dedi. Ne var bunda? Ne mi var bunda? Leyla dedi diyorum ya. Leyla dedi. Tuhafına gitmiyor mu senin? Bana mı acaba fazla bir şey geldi bu? Normal bir durum mu yani bu gerçekten? Ama işte sen beni orada bir gör. Kapının önünde ben çivilendim ya, mıhlandım. Böyle kalbimi yerinden söktüler, iki tozunu alıp geri taktılar. Ben o an öyle bir nefesimi tutmuşum ki, böyle kalmışım böyle, baka kalmışım. Öyle bir tutmuşum ki nefesimi, nefesimi ellerimle tuttum dede. Yemin ediyorum o havayı hissettim ellerimde ya. Vay 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 vay. Sen fena halde aşık olmuşsun evladım. Aşık mı olmuşum? O niye öyle oldu ki acaba? Bak, şimdi senin gönlünde böyle bir kilit, gözünde de perde vardı ya. Helal olsun kıza. Bak, ne yaptı? Hem gözündeki perdeyi kaldırdı, hem de gönlündeki kilidi açtı. Ona da kilit dayanmıyor biliyor musun? De ne yapacağız şimdi peki? Ne yapacağız diye bir şey yok evladım. Gidip konuşacaksın kızla. Konuşamam ki, ben yüzüm yok kıza. Ne diyeceğim ya? Takma kafana be evladım. Yani herkes hata yapar. Herkes hata yapar. Gideceksin, konuşacaksın, özür dileyeceksin kızdan. Kız da seni bak göreceksin, affedecek. Harbiden yüzüm yok ama dede ya. Vallahi yüzüm yok yani. Yüzüm var ya yüzüm. Yok o işte. Aa! Yüzüm yok. Arkadaş suratım nerede benim ya? Suratım yok, suratım gitmiş. Yüzsüzüm şu anda. Şu anda resmen yüzüm yok. Yüzsüz bir insanım yani. Aynaya bakacak yüzüm yok şu anda. Allah kahretmesin beni ya ama. Ama bir söyleme, hiç fena olmamış ha. Sabah kalkınca suratımı yıkamak zorunda değilim ya. Oh be. Oh neydi öyle her sabah sabah buz gibi sularla. Yemin ediyorum rahatım. Şu anda rahatım. Yüzsüzüm ama rahatım. Hayır, bir de ne diyeceğim ki kıza, gideceğim yanına. Ben senin kalbini paramparça ettim yani. İşte oradan devam edelim diyeceğim. Manyağım ben çünkü, duramıyorum yerinde. Ben o kalbimi parçalayacağım, hacı mı diyeyim? Ne diyeyim kıza? Merak etme evladım. Senin burada koskoca bir aksakallı deden var. Ya o aksakallı dedemin sakalına kurban olurum ben de. Ne yapacağız acaba? Ne mi yapacağız? Kızı kaçıracağız. Ne yapacağız? Kızı kaçıracağız. Dede soğuk buralar, fazla durma sen de burada bence. Kaçıralım diyor ya. Ters bir laf edeceğim.
Yaşlı başlı insan, kaç yaşına gelmiş insan. Ağır kaçacak. Ondan sonra... Ben kimden akıl alsam acaba ya? Evdekilerden mi akıl alayım? Ben ne taraftan çıkacaktım ben? Yemin ediyorum kaybolacağım ben. Ben unutmuşum, çölü unutmuşum ben ya. Ya yemin ediyorum var ya, o kadar güzel bir sofra olmuş ki sucuk bile var ya. Uzun zamandır bu kadar güzel bir masaya oturmadım, yemin ediyorum ya. Mecnun, sen var ya arada bir güzel şeyler de düşünüyorsun ha. Aferin sana. Eyvallah, aferin baba, ne demek aşk olsun, şımartıyorsun beni de. Şimdi sebebi kahvaltı. Zeytinli poğaça bilen var. Oh. Vallahi nam 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 yerim Mecnun. İşte ondan hep ben senin için düşündüm. Nam 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 yersin diye şey yaptım. Beni dinlersin bir taraftan diye. Şimdi... Dinleyeceğim. Öldür abi. Çay. Çaylar geldi. Erdal çayları bunlar, sıcacık taptaze. Bak taptaze diyor. Sallama. Erdal Allah çayları. Sallama çayına taptaze diyor. Değil mi ya? Değil mi ya? Yani oturuyor, Erdal abi oturuyor, öyle oturuyor, de oturuyor. Anneannesiyle oturuyoruz. Ya çocuklar kadın... sucuk bana... yıkılıyor ya, yıkılıyor. Ne ya zamandır ben... böyle güzel sucuk görmedim. Sucuk on numara ya. Ben bana böyle bak, güzel kokan sucuk. Sana ne diyeceğim? En önemli öğün sabah kahvaltı. Evet. Eğer sabah öğününü atlarsan büyümezsin ha. Evet. Onun için sucuğu yaptım zaten. Önce sen dalacaksın ekmekle. Ya bırak bunu. Zaten büyümüyor ki ya. Tanıdığım günden beri aynı. Gözlükleri büyüdü, kendi büyümedi. Hala tipe bak ya. Abi ama... Daha kesme lafı mı? Bir tek sen benden küçüksün burada. Gözlüğü ağzına sokarım senin. Anneannesiyle konuşursun. Ne oluyor ya? Gene mi düğün var ya? Erdal? Bu ara Nurten'in yeğeni birine mi verdin sen gene? Bir bu. Ben kimseye vermedim. Evde oturuyor kız ya. Betonya Kralı Birinci Metin ve zevceleri Selim Sultan'ın düzenlediği branşa bütün Kireçburnu davetlidir. Betonya mı kralı dedi o? He, krallık buradayken de Metin amca. Ey ahali! He, yeter be. Duyduk, duymadık, duyduk, duymadık. Duyduk, anladık tamam. Ağzından çıkarıp duymamamız, anlamamız için bir neden yok. İzin verirsen şurada bir kahvaltımızı etmek istiyoruz. Afiyet olsun, afiyet olsun. Ama yani biz de emir kuluyuz. Yani Metin Sultan dedi ki bulabildiğin kadar adam topla gel. Ya şeyi anlayamadım ben. Brunch ne demek? Brunch nedir ya? Brunch tembel kahvaltısı ya. Bizim olan yıllardır yapar. Helal be baba aşk olsun. Vallahi. Ondan sonra Selim'in anneannesiyle oturuyoruz. Sucuk mu kestiniz? Ha, kesiyor İskender abi. Gel gel. Çiğdem mi aldı kokusunu? Vallahi ne biçim koktu ya. Bak daha Çiğdem aldı kokuyu. Gel gel. Gel. Çiğdem kim ya? Yavrum. Çiğdem değil. Sucuk Çiğ ya. Çiğdem diyor. Gel toprağım gel ya, gel gömdelim. Ya of arkadaş ya. Ya bir lafa gireceğim, giremedim ya. Davul girdi araya artık, davul girdi. Daha ne olsun ya? Hani kahvaltıda mutlulukla bir alakası vardı? O kadar mutsuzum ki şu an. Ölüyor mutsuzluktan ya. Ne yaptınız? Tuttunuz mu eve? Tuttuk kızlar ya. İşte 3-5 parça bir şey kaldı. Onları halletmeye çalışıyorum şimdi. Aa tamam, tabaklar benden o zaman. Annem vermişti ya. Gazete vermiş, arkopat. Bütün arkopatlarım senin olsun. Ay o ne böyle promosyoncu ağzı böyle çatal çanak falan filan? Ha? Ya biriniz televizyon deyin, ne bileyim çamaşır makinesi falan deyin. Oturma grubu deyin. Bir şey deyin ya siz. Ne öyle? Arkopat ne? Ha? Oldu tatlım. İstersen evini de 14. Louis tarzında döşeyelim. Ne dersin? Tatlım öyle bir niyetim vardı benim zaten. Kitleyeyim diyordum ama ben kestim sizden ümidi. Zaten Şirin de oralı bile değil yani. Baksana şuna. Şirin. Şirin. Efendim? Nereye daldın öyle gittin? Ha? Ben bir yere dalmadım ya. Bir şey düşünüyordum da aklım ona gitmiş. Yoksa ben sizi dinliyordum burada. Ne konuşuyordunuz? İşte hanımefendi de eve çıkmış. Biz de onu konuşuyorduk. Ha ev mi tuttun? Peki tek mi tuttun? Yok ya, ev arkadaşım var tatlım yani. İyi bir kız işte, iyi bir kıza benziyor. Yani iyi bir kızdır inşallah ya. Ben tanımıyorum çünkü ben bu kızı ya... Ay ben kıllandım şimdi kızlar ya. Manyak falan çıkmasın bu kız ya. Ay ya keserse beni? Yok canım bir şey olmaz. Sen o kadar merak etme. Eğer eşyaya falan ihtiyacın varsa ben sana bir şeyler ayarlayabilirim. Ne gibi şeyler? Ne bileyim işte çamaşır makinesi, halı... Koltuk, tornavida, çivi, testere, bu gibi şeyler. Bakın, bakın da arkadaş görün kızlar yani. Tatlım, ya sen o kadar iyi bir insansın ki yani. Bu yaşadıklarını hiç çek etmiyorsun ki yani böyle. Sen o kadar iyi bir yürekli insan olsan gitsin de Mecnun başka bir kıza yani.
Çok çok yazık ya. Çok yazık sana. Siz neden yemiyorsunuz? Vallahi biz masayı da dökmüşsün her şeyi böyle şahane de Metin'cim. Yedik geldik, bir sofradan kalktık, o bakımdan ziyade olsun. Sağ ol. Metin Bey, biz böyle bir sofrayla karşılaşacağımızı bilseydik yemeden gelirdik yani. Ha, ben yine yerdim ama zeytinli poğaçaydan tutup o kadar güzel. Çok güzel olmuş vallahi. Bir kuş sütü eksik ama. Onun neden olmadığını bu serserilere sor. Neyin neden olmadığını? Neden olmadığını kuş sütünün. Ha, niye? Kuşumu çaldılar. Mecnun? Mecnun? Efendim babacığım. Babacığım. Evet. Çalmışsınız işte. Ha. Ya siz niye el alemin kuşunu çalıyorsunuz oğlum? Sen kuşbaz mı olacaksın başımıza? Aşk olsun oğlum, o nasıl laf ya? Öyle şey söylenir mi insana? Evet. Hayır yani biz kuşu orada gördük. Evet. Kafesin içinde, kafes dediğim de yani kafes olduğunu dediğime bakma, böyle avuç kadar bir şey. Evet. İçine koymuş böyle at gibi kuşu. At. Orada uçamayan da bir kuş zaten. Uçan bir kuş koymuş içine. Bir o şekilde dedik ki öyle oldu, anladın mı? Evet dedik, madem bu kuş uçabiliyor, ebe kardeşim niye uçmuyor acaba bu kuş dedik. Yani ben şahsen kuş olsaydım bir kafeste var olmayı hiç istemezdim İskender abimizin. Evet. Kuş dedik, kanatların hakkını versin, kötü mü ettik yani? Evet, ayrıca biz nereden bilelim onun sütünden faydalandıklarını? Koyun mu yani bu? Canım neyse ne, olan olmuş bir kere. Varmayın çocukların üstüne. Hem zaten biz onun yerine yenisini aldık. O neymiş ya? O ne ya? Tavuk abi, görüyor musun? Tavuk, bildiğin tavuk. Ay ay. Metin Bey, sağ olun bizi buraya çağırdınız. Çok güzel bir sofrayla karşıladınız. Ama biz niye çağrıldığımızı gerçekten bilmiyoruz. Eğer bize niye çağrıldığımızı bir izah edebilirseniz, çünkü ben dükkanı çırağıma bıraktım geldim. Hani işi gücü olan bir insanım yani. Bunlar gibi değilim ki ben. Çok haklısınız. Direkt konuya giriyorum. Girin. Hepinizi Metonya vatandaşlığına davet ediyorum. Kim? Gelmiş. Metin'cim acaba sen bu kalede böyle kapalı kala kala kafayı yemiş olabilir misin? Arada bir dışarı çık, oksijen al kardeşim. Ne öyle ergen oğlanlar gibi? Kapalı kapalı. Bak ne hale geldim Metin. Ben ciddiyim. Hem de çok ciddiyim. Ama kimse beni ciddiye almıyor. Çünkü ülke kurdum, vatandaşım yok. Ne Avrupa Birliği, ne Birleşmiş Milletler beni tanımıyor. Halbuki arkama Metonya halkını alırsam küçük ve sevimli bir ülke olarak anılabiliriz. Ne dersiniz? Kalk 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 kalk. Kahvaltı dokunmuş. Dokunmuş kalk. Şu masada üzüm var. Ondan sonra demek. He, sabah sabah üzüme düşmüşse demek. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Sen yolda anlatırsın. Yürü yürü. Dinleyeceksin ama. Tamam tamam. Gidin bakalım. Yarın vize almaya gelirsiniz. Şunu unutmayın ki kim Metonya vatandaşlığına geçerse karşılığında parasını alacak. Hadi canım. Tam olarak kaç para dediniz Meton Bey? Baba o da işte demişti. Ya adama bak, kalkmış ben ülke kuracağım diyor. Ya sorarlar adama sen kimsin diye. Allah veri de Erdal buna kanmasa ya. Belki de iyi bir şey yapıyordur yani. Metonya vatandaşı olsam ben şimdi acaba şey olur mu, iş bulabilir miyim? Ya bırak Allah aşkına, adamın talih kuşunu çaldık, zaten parası yetene kadar devam eder. Ondan sonra da zaten batar bir ülke. Adam tavuk koymuş yerine ya. Abi Allah aşkına bir saniye ya. Bir saniye beni dinleyin lütfen ya. Allah aşkına diyorum, Allah'ın adını verdim ya. Ya ne olur, ben çok dertliyim, belki sıkıntım var benim. Konuşturmadınız sabahtan beri. Evet, bir konuştunuz. Bırakın bir çocuk anlatamadı ki derdini daha Mecnun. Tamam İsmail, yükselmeyin. Evet, anlatma. Sedef Aslan Leyla'ymış. Neymiş? Sedef Leyla'ymış. Kimmiş? Leyla'ymış. Nasıl? Mış. Ama bu kadar anlaşılmayacak bir durum mu bu? Sedef Aslan Leyla'ymış. Bu kadar basit, bunu mu anlamadınız ya? Bunun kafa bence vurduralım mı? Bana. Vurduralım mı kafayı? Beni, vurduralım mı? Benden. Senden vurduralım mı? İskender abi, ben bile bu kadar saçmalayacağına ihtimal vermedim. Ya. Açık konuş. Ben ümitliydim ya. O potansiyel vardı onda. O çıkaramıyordu. Şimdi çıkardı. Kız gözlerini, başımız belaya girsin. İçin kısım gözlerini. Kız gözlerini. Hah, girdim. Evet. Girecek şimdi. Ben bir söyleyeyim. Tamam, istemiyorum ben size yardım vardım ya. Ben giderim, kendi başımın çaresine bakarım. Sen? Ne yaparmış? Kendi başımın çaresine bakarım. Yani bakamayabilirim de başımın çaresine. Yardım alabileceğim bir sürü insan var. Kaynıyor ya. Mecnun. Hayırdır? Bu ne hal?
Aha rezil oldum. Sedef yok muydu anneanne evde? İş bakınıyordu da bir görüşmeye gitti az önce. Nereye gittik acaba görüşmeye? Sen motor kullanmasını biliyor musun? Ya abi bilmem mi ben yani. Ben motorların üstünde geçti benim hayatım. Yani patron devam ediyor. İyi bakalım. Adın neydi? Sedef. Bak Sedef, ben çalışılması kolay bir patronumdur. Burada çalışan arkadaşlardan sadece iki şey isterim. Birincisi hızlı olmaları. Tamam. Birincisi tamam. Ben çok hızlıyım. Atom karınca diyorlar bana. İkincisi de özel hayatlarıyla işlerini birbirine karıştırmamaları. Her şeyin bir yeri var, öyle değil mi Sedef? Yani aynen öyle. Zaten benim hani böyle şeyim, özel hayatım falan... özel hayatla ilgili bir problem çıkacağını zannetmiyorum ben. İyi o zaman. Yeni işin hayırlı olsun diyelim mi Sedef? Diyelim paşa, patron. O kim ya? Kim? O camın önündeki. Aa, Leyla! Tanıyor musun sen bu adamı? Yok canım, nereden tanıyacağım ben onu? Zaten Leyla dedi, benim adım Sedef, patron. Bir deli falan herhalde. Sedef! Sedef! Hop! Ne yaptın muhtar? Biz geldik ya. Konuşamaz. Hayırlı? Nasıl bir cins bir adamsın sen ya? Niçin acaba? Ya niçin mi var? Senin yüzünden işten kovuldum. Allah Allah. Hayır, aslında kovulmuş sayılmazsın. Niçin benim yüzümden kovulacaksın ki? Sen işe girmiş olsan öncelikle kovulmanı anlarım ama... işe de girmiş değildin ki. Nasıl kovulacaksın girmediğin işe? Sen ya, hala ne konuşuyorsun? Turşu bidonu. Kim bidonu? Turşu bidonu. Çok pis kokuyorsun. Turşu mu bidonuyum ben şu anda? Bilmiyorum. Toplu tuvalet girişi gibi böyle. Toplu tuvalet mi girişi? Evet. Ne diyor? Nasıl koktun? Dede gibi mi kokuyorum acaba? Bayram nenesi eli gibi. Halı kokuyorum. Halı kokuyorum şu anda. Bana da geldi kokusu. Öf ya. Ya dedenin limonu kalmış cebimde. Yumuşaya yumuşaya geldim elimle onu. Ondan mı koktu acaba? Pis pis. Bilmiyorum ya, böyle güzel ama. Dedeyi özlenmişsin galiba bir de. He. Güzel, böyle devam et. Devam et be, devam. Çok mu çirkin olmuşum? Ha, devam et. Çok mu çirkinim? Devam, ben? Devam. Fazla devam. Mı çirkin oldum? Devam. Leyla. Bana bir daha sakın Leyla deme, tamam mı? Sakın. Talebimiz var mı? Buyur. Güzel. Buyurun. Hayırlı olsun. Ha ben şey. Bak atıyorum imzayı, alırım o 500 bini. Söz vereceğim. Ama önce Metonya vatandaşı olun. 500 bin sizin. Peki yalancının anası babası ölsün mü? Zaten benim anam babam öldü efendim. Karıştırmayın. Yapma ya. Ya çok üzüldüm vallahi ya. Kusura bak, vallahi fena oldu. Allah rahmet eylesin Metin Bey. Peki o zaman yalancıyı buradan Tepecik'e kadar kovalasınlar mı? Tepecik? Kovalasınlar, kovalasınlar. Atıyorum o zaman. Buyurun. Erdal Bey, şöyle kutsal bayrağı da öpelim. Erdal Bey. Bir saniye ya. Erdal Bey yok. Erdal Bakkal. Erdal Bakkal'ım ben. Erdal Bakkal diyeceksiniz ya. Erdal Bakkal, bu tarafa. Erdal Bakkal. Bir poz daha, görüyor musun para göz Erdal'ı? Yok ortada. Ya İskender abi, ben Erdal abiyi biraz şu kadar tanıdıysam... o çoktan Metonya vatandaşlığına geçmiştir. Başkanlık seçimleri için hazırlığa başlamıştır ya. Ya kim ne yapmışsa yapmış, kim ne demişse demiş. Bana ne? Ben adreslerimi aldım, iş görüşmesine giderim. İyi o zaman, ben de biraz taksiye çıkayım. İki uzun mesafe alırsam günü kurtarırım. Ben de o zaman sanatımı konuşturayım biraz. Haydi görüşürüz o zaman. Hadi. Kendinize iyi bakın. Abiler nereye ya? Ne nereye oğlum? İşimiz gücümüz var. Gidiyoruz, bütün gün burada mı oturacağız? Benim işim gücüm yok gerçi ama... yani iş bulabileceğim diye umut etmekteyim yine. İyi de ben ne yapacağım? Oğlum sen de bugüne kadar ne yapıyordun? Çıraklık. Onu yapacaksın işte, çırak olacaksın. E tamam da abi, artık usta yok diyorsunuz. Şimdi ben müşterilerle mi ilgileneyim, siparişlerimi götüreyim yoksa okula mı gideyim? Nasıl yetişeyim bunların hepsine? Doğru, doğru. O zaman şöyle, İsmail sen dükkanda bekle, sen de siparişleri götürüyorsun. Ha, sen de okula git.
Ne okula gideceğim? İşime gücüme bakacağım ben ya. Ona bakarsan benim de işim gücüm var İskender abi. İş bakmaya gidiyorum diyorum işte. Evet, benim de gidip keşif yapmam lazım. Sen onu süper şekil. Ya ne gibi ben sen? Ben o zaman hiç iş bakmaya gitmeyeyim. Ben o zaman oturdu gitmeyeyim. Bir dakika, çok şey ben şimdi burada yapamam. Ya bir de bunu görüşmemiz lazım. Sen tamam. Yavuz tamam. Şşş. Tamam. Sakin. Şimdi iyi bir plan yaparsak her şeyi şey yapabiliriz. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Balmumcu'ya gideceğiz birader. Hemen abi. Sen mi kullanacaksın taksiyi? Evet. Ayakların pedala yetişecek mi bari? Abi sen orayı sıkıntı etme. Olmadı ayakkabının ucuna bir sakız paketi koyarız, olur biter. Vallahi şimdi benim için önemli olan şartlar. Yani şartlarda anlaşabilirsek o zaman sizinle çalışma olasılığımız hayli yüksek olabilir Sayın Bay İşveren Bey. Yolun yemeği karşılar, sigortanı yaparız. Vallahi mı? Ne iş yapacağınızı biliyor musunuz? Hiç fark etmez yani, ben şartlar uygun olduktan sonra zaten yaparım dedim ya, yani hiç problem değil yani. Binanın girişindeki danışma masasında duracaksın. Daha önce hiç danışmada çalıştın mı sen? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu acaba? Benim dedelerim, atalarımın hepsi danışman biliyor musun sen? Danışman. İnsanın her bir dedesi, atası danışman olabilir mi ya? Herkes ona danışıyor. Herkes gelip ona danışıyormuş. Amca be, bizim bir miktar birikmiş var. Diyorum ki onu Alman markına mı yatırsak, Amerikan dolarına mı yatırsak? Sakın. Amerika'dan hiçbir Alman markına yatır. Onlar işi biliyor yavrum. Alman markına yatır. Alman markı ileride çok iş yap. Çok kâr edersin. Evet. Bizim hanımın babası da Nişantaşı'ndan arsa alın diyor ya. Alma. Nişantaşı'ndan alma. Alma Nişantaşı'ndan yavrum. Oraya kurt iner. Kurt iner, ayı çıkabilir. Her şey olabilir. Nişantaşı ya. Ya Nişantaşı'na kim gider ya? Gerçi o kadar da tabii, o kadar da ileri görüşlü değilmiş dedem. Başlayayım mı hemen ben işe? Abba! Ya ben ne kadar da güzel bir danışman oldum ya. Ne kadar da güzel danışma oldum ben ya. Ya keşke... Ali Bey, çay bana. Ya ben niye danışma, benim ne güzel işim vardı. Ben niye danışma oldum ya şimdi Allah aşkına ya. Ya benim kafam... Dede. Şu ayağını çeker misin dede? Dede. Az ayağını çeksene dede. Dede. Dede dediği kime yırtınıyorum acaba ben iki saattir? Toplar mısın şu ayaklarını lütfen? Süpürüyorum. İyi de yani daha sonra süpürsen olmuyor mu? Ben gittikten sonra süpür. Ha, çok çıktınız var ya evde. Bütün gün yat. Zaten bütün dünyanın yükü üzerimde. İsmail evi topla, İsmail yemek yap, İsmail dedelerle ilgilen. Kaç tane kolum var benim, ben hangi birine yetişeceğim ya? Vur. İskender'den betersin be. Ama. İskender'den beterim ha. Bravo ya. Akşamleyin fırında makarna istersin ama. Çok beklersin be. Ben veririm. Bir tabak veririm ama ikinci tabak biraz veririm ama veririm bilmiyorum ki. Biz bu planın bir yerinde bir yanlışlık yaptık ama neresinde yaptık acaba ya? Evlat, ne yaptın? Ne mi yaptım? Hani sen de bana bir akıl verdin ya. Evet. Ha işte ben o aklı seveydim biraz ya. Bu halime bakar mısın? Şu halim nedir benim ya? Baksana şuraya. Saçım, başım, kafamı atmayaladı benim. Ne oldu ki bana? Bir tipe bir bak. Allah aşkına bir bak. Bu nedir ya? Sırıtıyorum bir de yan yapayım. Serenat yaptın mı serenat? Bak hala serenat diyor. Hangi serenat dede ya? Kız suratıma bakmadı benim. Dalga geçti benimle. Bir baksana kılığıma. Şu benim halime baksana. İnsan içine çıkacak halim yok. Mahallenin çocukları taşla sopayla kovaladılar beni. Köpek yok mu köpek? Ha işte bacaklarından ısırdı. Sen boş ver. Geçtiğimde beni de çok itler ısırdı ama boş ver, hiçbir şey olmaz, sen merak etme. Niye gülüyor bir de ya? Dedi Allah aşkına. Allah aşkına biraz yaşının adamı ol ya. Bu nedir ya? Kafam olmuş zaten. Palan döken şu anda kafamın içinde kayak yapıyor. Turist var bir sürü. Ne konuştuklarını anlamıyor. Çiğ düşecek kafama. Hep hissediyorum, öyle hissediyorum.
Gördüğünüz gibi ülkemiz bu kadar işte. Şehirler arasında gidip gelirken yolları karıştırmazsınız değil mi? Allah Allah! Ne karıştıracağım ya yollarım Allah! Küçücük ülke işte. Ben parayı ne zaman alırım parayı? Merak etmeyin, alacaksınız. Yalnız önce eğitiminizi tamamlamanız şart. Eğitim mi? Ne eğitimi ya? Metonya'da eğitim çok önemli. Amacımız halkımızın kültür seviyesini yukarı çekmektir. Onun için sizin de önce tarih dersiyle başlamanız iyi olur. Tarih mi? Bugün Metonya'nın tarihini konuşacağız. Ama önce burada bardaklar var. Hepsi özel. Tanesi 5 lira. Takım halinde alırsan indirim de yapıyorum. Bardağa ihtiyacım yok. Benim plastik bardaklarım var. Ben onlarla idare ediyorum. Sağ ol. Plastik de olur mu hiç? Hiç şu bardağın yaptığı işi yapar mı onlar? Yanlış biliyorsun sen. En iyisi bu bardaklardır. Makbul olan bunlardır. Bu bardakların tarihini biliyorum ben, tarihini. Mesela şunlar. 1947'de... Yalnız konumuz Metonya. Dağıtmazsak mevzuyu. Tamam, pardon. Metonya, 2013 yılında Metin Yılmaz tarafından kuruldu. Hocam? Esi bu kadar. Tamam, dersimiz bitti. Oh, ne alaymış ya. Bitti mi? Bu kadar kısa mı tarihçesi? Çok iyiymiş vallahi. Şişt. Vereyim mi bardaklardan? Bak, ileride tarihe eser olacak bunlar, ona göre. Allah Allah. Taktınız bardaklara hocam. Yani ne? Yok, ihtiyacım yok. İhtiyacım olsa şey yapardım ben. Lütfen. Yani dersimiz bittiyse ben çıkmak istiyorum hocam. Bir de şu kızcağızı kaldırın, yerine yatırın yani. Boyun tutulacak orada. Şu haline bakın ya. Bir şey sandık dersi. Kısaymış. Sağ ol hocam. Teşekkür ederim. Ay, dalmışım. Erdal Bey, böyle alayım sizi. Hayırlı olsun bu diplomanız. Diplomam mı oldu ya? Allah Allah. Ya çok da güzelmiş gerçekten ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu da kepiniz. Evet, fırlat. Wow. Metin Bey, parayı ne zaman alırım ben parayı? Merak etmeyin, merak etmeyin, alacaksınız. Kralım. Aa, Kamil. Oğlum sen ne arıyorsun burada? Kamil Bey, milli takımımızın antrenörüdür. Beraber çalışıyoruz. Kralım, Nauru ile özel maç ayarladık. İçeride mi, dışarıda mı? İçeride. Ya ne içeridesi ya? Ya sizin stadınız bile yok, ne maçı? Öyle deme Erdal abi. Yani şu arsaya 2 tane taş çekeriz, kale yaparız. Olmadı, minyatür kale yaparız. Adamlar kabul ederler bence. Yani şurada ilk defa bir ülke bunlarla maç yapmak istemiş. Sevindi garibanlar. Çok iyi, çok iyi. Takımın durumu nasıl? Takımın durumu fevkalade. Şöyle izah edeyim. Defansif futbol oynuyoruz kral. Şöyle. Kalede Kamil. Geri dörtlü Kamil, 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 Kamil. Orta saha Kamil, 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 Kamil. Ve forvette tabii ki Kamil. Muhteşem, muhteşem. Yalnız ben yani sizin işinize karışmak gibi olmasın ama modern futboldan hoşlanıyorum. Yani kapanan taraf değil de saldıran taraf olsun istiyorum. O zaman kralım şöyle yaparız. Şu orta sahadaki 2 Kamil'i forvete kaydırırız. 4-3-3 sistemine geçeriz. Nasıl? Çok iyi. Defansif futboldan ofansif futbola. Güzel. Siz çekilebilirsiniz. Peki. O zaman ben takımı çalıştırayım. Saygılar. Erdal abi. Allah Allah ya. Arkadaş ne oluyor ya? Ben anlamadım ki. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Metin Bey. Ya şu bizim 500 bin diyorum ya. Tamam, alacaksınız. Eğitiminizi tamamladığınıza göre sırada askerlik var. Askerlik mi? Askerlik mi geldi? Abi ne zaman geldi asker? Ya niçin? Ya bunu lütfen Metin Bey, bunu tecil ettiremiyor muyuz?
Yani yüksek yapsam falan bedelli falan olmuyor mu? Ben aldığım paradan düşsek onu. Of. Of be Erdal abi, ne sıkıcı bir işin varmış ya. Bir tane mi müşteri gelmez? Ne bereketsiz dükkanmış burası. Siz benim için hiç şey yapmayın ya. Siz benim için şey yapmayın. Siz hep başkaları için şey yapın. Aman benim için şey yapmayın siz. Ne yapmayalım ya? Sen yine mi çıktın Teletabi? He, çıktım. Hayır, mahalleden onca adam hapse girdi. Hepsi için seferber oldunuz. İçeriden çıkarmak için planlar yaptınız. Bir beni orada tek başıma bıraktınız be. Ya bir yürü git. Değerlendirme beni. Hayır, tamam. Beni kurtarmak için bir aksiyona girmiyorsunuz. Eyvallah, anladım. Ya insan bir ziyaretime gelir. Bir don, atlet, bir sakız, bir şey getirir. Onca yaşanmışlığın üstüne. Arkadaş ne yaşanmış? Oğlum sen ne kadar, sendeki pislik düzeyi ne kadar yüksek ya? Senin hiç mi iyi bir tarafın yok? Hiç mi yok yani? Ben şimdi birden öyle sorunca galiba yok ya. Ya yürü git, kalk şuradan. Kalk yürü git şuradan. Vallahi döner bıçağına asılacağım şimdi ha. Aşağıdan gelir eli boş değil, neyden neyden boş değil. Söylerim söylerim gönlüm hoş değil. Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun oğlum? Ya abi ambiyansa uygun olur diye düşündüm. Ya ne ambiyansı ya, ne ambiyansı ya? Ben gidiyorum. Dükkan sana emanet, hadi. Ya kurda kuzuya emanet eden adamlara bayılıyorum ya. Yerim ben bu kuzuyu. Canım, bebeğim benim. Neresinden başlasam acaba? Ben ne kadar büyük bir atım ya. Yemin ediyorum ya. Bu kadar büyük at olunur mu? Hiçbir şey beceremiyorum ben. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben çok kötü bir insan mıyım acaba? Yok be, değilsin. Abartma bu kadar. Ya öyle diyorsun da yani, ne bileyim ben. Niye o zaman hep mutsuz oluyorum? Yani sürekli yanlış anlaşılıyorum. Böyle sürekli bir mutsuzluk. Tam böyle birinden hoşlandığımı sandığım anda bir şey oluyor, hop tekrar mutsuz oluyorum. O kadar sık depresyona giriyorum ki artık. Vallahi depresyona gir çık, gir çık, gir çık, gir çık. Böyle bir haller oluyor. Hırkam eskidi ya. Hırkam böyle tiftik tiftik oldu. Bir şuna baksana. Açıldı, ilmikler açıldı hep. Sen çağırmazsan mutsuzluk gelmez evlat. Biraz güçlü ol. Öyle hemen dizlerin üzerine çökme. Dik dur, diren hayata karşı. Öyle de işte, ne bileyim ya. İnsan bazen bilemiyor yani. Diren diyorsun, iyi diyorsun. Sen mi konuşuyorsun be? Yemin ediyorum yedim ya. Yedim. Şu an kafayı yedim. Yastıkla konuşuyorum ya. Sırlarımı, mırlarımı verdim ya yastığa. Yastık senin babandır. Kırlantım ben, kırlant. Nasıl? Şşş! Buraya bak, buraya. Buradayım. Alo. Ay, kim orada da ya? Kimle konuşuyorum ki ben şu anda? Ay, cinlere karıştım. Üç harflere karıştım. Üç harflerin içindeyim. Kimle konuşuyorum ben? Sen neredesin? Buradayım. Sen mi konuşuyorsun ya? Ne sandın? Allah Allah, vallahi konuşan Kırlent. Fuzuli'nin Kırlent'i. Hakkı benim adım. Kim? Hakkı. Çok da kurcalama yalnız. Adama öğretme. Pardon abi, çok özür dilerim. Yastığa abimi çektim ben şu an. Bak hala yastık diyor. Kırlent'im oğlum, ben Kırlent. Ya abicim çok özür dilerim gerçekten. Yani Kırlent'le yastığın farkını tam olarak bilmiyorsam demek ki ben. Hani Kırlent şey mi oluyordu, daha böyle pofuduk pofuduk olanlar mı Kırlent'ti?
Ağır konuşacağım yalnız hacı. Pafuduk pafuduk. Ağzını topla. Şurada sana yardım etmeye çalışıyoruz. Vallahi mi? Yardım edeceğim gerçekten. Abi o zaman abimsin. Gerçekten büyük abimsin. En büyük abimsin. Canımsın benim ve başımın üstünde yerin var. Başımın üstünde yerin. Sen nereden konuşuyorsun onu anlamaya çalışıyorum ben ya tam olarak. Ben sana dik dur diyorum. Sen hala ezilip büzülmelerdesin. Anlat bakayım sen şu olayın başından. Derdin neymiş bir dinleyelim. Abim şimdi şöyle. Bir kız var ben ondan hoşlanıyorum. Yani galiba hoş, yani hoşlanma durumu var. Bu nereden çıktı ya? O ne ya? Sen binsene bakayım arabada. Buyurun memur bey. Yuh. Yaşın kaç senin? 12 ama ayaklarım yetişiyor pedallara. Ehliyetin var mı senin de araba kullanıyorsun bakayım? Yok ama başka bir şeyler var. Nasıl şeylermiş onlar? Şimdi sen al bunu bir çorbamı içersin tamam mı? Bir de rüşvet veriyorsun ha? Rüşvet değil canım makul bir şekilde anlaşmaya çalışıyorum. Bakın memur bey zaten taksi var. Taksi! Taksi gidiyor! Taksi! Neyse durdu en azından. Oh dede yemin ediyorum öldüm bittim. Ay anam anam ay 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 oh. Oh bu ne kadar zor işlermiş bu ev işleri dede ya. Sen ne yaptın anlat bakayım dede hiç konuşmuyorum. Bütün gün böyle yatıyorsun ya. Bu, ne anlatayım ne anlatayım? Anlat işte ne bileyim 2012'yi anlat. Bir şeyler anlat masal anlat. Şiir söyle. 24 Ocak 2012'de. Evet. Dünyaca ünlü yönetmen Theo Angelopoulos. Evet. Yaşamını yitirdi. Kim? Angelopoulos. Angelopoulos. Ben onu hiç diyemem şimdi, hiç zorlamayayım. Zaten ben sana diyorum ki güzel bir şeyler anlatıyorum. 2012'yi anlatıyorum, sen gene bana ölümden bahsediyorsun. Zaten her yeri basmış duman. Bu dumanda niye bastıysa burayı? İsmail koş, İsmail koş. Mutfak yemiyor, mutfak koş. Ya dede ağzından çıkanı bir sakalının süzgecinden geçer. Büyük adamsın, öyle mantıklı konuş. Mutfak yanar mıymış? Niye mutfak? Oba! Fırında makarna yanıyor. Makarna yandı. Ya. Of be evlat, senin durumun da fenaymış. Ya sen ne diyorsun abisi ya? Ben var ya dedeler, ne dedeler geldi. Hala bir çözüm bulamadılar yani. O şekilde oldu. O zaman şöyle yap. Dinle bak. Kulağım sende abi dinliyorum. Her türlü bir yanık kokusu falan mı geliyor acaba bir yerlerden? Mecnun! Hop! Ne yaptın? İyi ne yapayım? Oturuyorum işte sohbetler, muhabbetler. Ha. Sen ne yaptın? Ben ne yapayım ya işte? Şey soracağım. Ha. İskender abi fırında makarna yapıyor muydu daha önce? Yaptın mı hiç? Fırında makarna babam yapıyordu. Fırında makarna güzel onun şeyi var. Lazanya onları falan hep yapardı ama. Ha. Neden? Ne olur? Tarif mi lazım? Yok, tarifinden değil. Fırında makarna şu an. Fırında koydum ben makarnayı da. Mutfak yandığında özel bir hareketi var mıydı İskender abinin? Özel bir hareketi mutfak. Yani mesela öyle bir şey oluyor olsa mesela, yansa mesela ne yapardı? Mutfağı mı yaktın İsmail abi? Çok mu yandı? Bilmiyorum işte. Su var mı ki su? Elim ayağım birbirine girdi. Vallahi ama vallahi yangın ya. Söndürücü de mi yok? Şşt! Beni burada bırakmayın. Alo! Abi ben şöyle park ettim arabayı. Şunu vereyim. Bu bugünün hasılatı. Şöyle koydum. Bu teybin. Ceketini de vereyim. Şöyle. Ben kaçar görüşürüz. Aha da İskender abi.
Ne bu hal, ne yaptınız ya? Komandoyum. Bir şey yolluyor İskender abi. Fırında makarna yaptım. Çok güzel, ağzına layık. O kadar beğeneceksin ki yemin ediyorum yeme de yanında yat. Nam nam nam, nam nam nam, nam 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 yersin valla. Üstü biraz yandı gibi oldu ama o üzerine aldığın zaman içi o kadar güzel pişmiş ki helva gibi. Altı da birazcık yanmış olabilir. Mutfak da biraz yanmış olabilir. Evi mi yaktınız siz? Evi değil İskender abi, mutfağı yaktık diyorum ama sen şimdi hiç bakma oralara. Zaten hep topladık biz her yerlere. Biraz duman, her yere duman, bütün odalar duman. Duman çıksın ondan sonra bakarsın. Necmi? Efendim babacığım? Babacığım geldi ha. Siz birlik olup evi yaktınız galiba. Hala evi diyor ya. Ben yastıkla konuşuyordum o esnada babacığım. O sırada İsmail abi yakmış evi. Evi değil, mutfağı diyorum. Yastıkla konuşuyordum. Aslında yastık da değil. Yani yastık deyince bozuluyor biraz. Kırlentle konuşuyordum. Fuzuli'nin bana verdiği kırlentle. Derdimi anlatıyordum. Tam böyle derdime derman olacaktı. O esnada İsmail abi yanıma geldi, ev yakmış. Ya hala evi diyor. Allah'ım yarabbim ya. He, mutfağı yakmış. Kırlentle mi konuşuyorsun sen? İskender abi, dumandan biraz şey oldu. Bir travma da yaşadı. Ani bir şok etkisi olunca kafa gidip geliyor ama temiz havadayı çıkardım şimdi. Birazdan düzelecek zaten. İçeri. İçeri mi? İçeri, dedeleri de çıkartmışlar dışarı, hasta olacak hepsi. İçeri. Nasıl gireyim içeri ben? Oba. İsmail. İçeri, mutfağa geçin, temizleyin orayı. Geç. İçerisi kömür madeni gibi baboli, nasıl girelim içeri biz ya? Mecnun gözüme bak. Geç. Geç, donacaksınız, geç. Ay Erdal arkadaş, ne önemli adammışsın. Mahalleden gittin, her şey birbirine girdi ya. Pis bakkal, bu kadar mı önemliymiş ya? Bunu... Ya benim acayip kulağım çınlıyor ya. Benim kulağım çınlıyor bugün. Bir andı demek beni. Senin Şafak kaç tertip? Şafak Doğan Güneş. Vallahi mı? Benim de. Ya soğuk boğuk ama Allah'tan askerlik kısa ha. Yoksa çekilmez ya. Rahatız yine de ha. Bak benim askerliği yakmışlardı da 2 yıl uzamış da. Bir çavuş vardı mesela. Devrem be. Ha. Askerdesin şu an. Askerde askerlik anılarını anlatıyorsun. Farkındasın değil mi? Hakikaten de öyle oldu ha. ne yapalım ya? İşte öyle konuşacağız, böyle konuşacağız. Geçireceğiz zamanı sabaha kadar ya. Hakikaten bir tuhaf oldu. Ama neyse bak şimdi ben bu çavuş var ya, çok kalender bir çocuktu aslında. Bizim bir yemekhane nöbetimiz vardı. Sabah baktın ya kızım, hala ne arıyorsun? Anneanne gözümden kaçmış olabilir. Dairelerin içine bir daha bakıyorum. Ben şimdi sana bir elma ayıklayayım güzelce ye. Tamam mı? Sonra bakarsın. Bu sabah buraya Mecnun geldi. Gördün mü onu bugün? Böyle sakin duruyorsun da merak ediyorsun değil mi? Çok merak ediyorsun. Sen gönderdin zaten onu. Çatlıyorsun değil mi meraktan? Sor. Ne dedin, ne dedin? Kime ne dedin? Mecnun'a ne dedin? Ay bugün buraya böyle takım elbiseler, kravatla geldi. Besbelli sana evlenme teklif edecekti. Ne cevap verdin? Evet dedim. Ay! 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 Anneanne vallahi bıktım bu nereden evliliğe bağladın? İstemiyorum ama artık ya. Takım elbise, kravat. Kimse kravat takmasın istemiyorum ben. Zaten bu saatten sonra takmazlar ben sana söyleyeyim. Ben de gidiyorum ya. Nereye? Elma soyuyordu. Ama yani o şekilde düşünme lütfen. Ne şekilde düşüneceğim başka? Resmen beni burada bırakıp kaçtın. Bir de utanmadan gelmiş akıl istiyorsun. Hakkı dayı, yapmam öyle. Yapma Hakkı dayı. Allah aşkına burada bırakır mıyım ben seni? Burada bırakacak insan mıyım? Aşağıda yangın vardı ya, ben panikle çıktım odadan. Seni burada bırakmışım gibi oldu. Kaldın sen burada ama hani ne olacak ki zaten? Duman gelecekti. Boğulacak mısın? Dumandan boğulacaktın yani. Sen nefes alıyor musun bu şekilde? Ya da nereden nefes alıyorsun acaba? Bir de etin ne, budun ne senin? Yerim ben seni. Göbek yaparım en olmadı seni ya. Göbek yaparım, karnına dolaştırırım seni ya. Hakkı dayıma bak benim be. Mecnun. Yavuz abi. Mecnun. Mecnun sen ne yapıyorsun? İyi sen ya. Kendi kendine mi konuşuyorsun? Yok, Kırlent'le konuşuyorum.
Ha, eyvallah. Ben çünkü kendi kendine konuşuyorsun diye... Yok abi, niye kendi kendime konuşayım? Deli miyim ben ya? İşte ben onu düşündüm. Mecnun acaba deli mi dedim. Mecnun ben çok fena gittim. Ha belli. Anlaşılıyor. Meyve suyu mu o içindeki? Sardırdım da. Ne oldu ki? Hayırdır? Oğlum çok kötüyüm. Nasıl anlatayım? Yani al. Yani diyeyim ki ben sana, dışarıda kar yağıyor. Benim içimde yağmur. Kar iyidir ama ya Yavuz abi. Mikropları kırar hep. Sen laf mı sokuyorsun bana? He, anlaşılıyor mu çok? Arkadaşa laf sokuyorsun. Ama dahası da var. Ne var? Gir, lafa gir. Ne, Mecnun söyle. Yalan kimle dediyse... Kim ne demiş? Ne duyduysam... Ne duydun ya? Yalan. Aa, gerçekten çok... Nasıl oluyormuş? Çok fenaymış. Hayvanmışım ben. Estağfurullah abi. Hayvanmışım, büyükbaş hayvanmışım. Beni hapse atsınlar, ben güneş yüzü görmeyeyim. Beni toprağın altına gömsünler, bir üstüme toprak atsınlar. Abi. Cehennem dibine gireyim, cayı cayı, yanım daha iyi. Gerçekten ya, çok hayvanmışım. Abi. Şimdi anlıyorum, yavaş yavaş. Abi, coşma. Coşma, ne oldu? Anlat bakayım. Derdin nedir? Mecnun. Ben aşık oldum. Ne oldun abi? Oğlum aynı duyguyla ikinci kez ben nasıl söyleyeyim onu? He, çok özür dilerim. Tamam. Ben aşık oldum. Vay anasını ya. Oh. Olaylara gel. Aşık oldun ha? Vay vay. Sen o zaman bayağı efkaş vurubu getirmişsin. Aynen. Ya açalım da içelim o zaman bari. İçelim vallahi. Vay anasını ya. Of. Kıstandık mı? Yok değil. Şşş. O ne? İsmail nerede? Ne yapacaksın İsmail? Ya, onu da çağırdı. Sen bir sorma cevap. Ya oğlum çok ayıp ya. Vallahi çok ayıp. Yenge ya. Ben bir İsmail abi bakayım geleyim o zaman. Of çok heyecanlıyım. Çok mu heyecanlısın? Dur geliyorum ben. Aklından bile geçirme. Biraz kırmızıya boyasaydık iyi olurdu ama neyse sonra boyarız. Çocuklar, çocuk yok zaten. Bunu kim koydu buraya? Evet kızlar. Her şeyi gayet güzel yerleştirmiş bulunuyoruz. Hatta bu eşyalar buraya daha çok yakıştı galiba. Bizim evde bu kadar güzel durmuyordu bu eşyalar ya. Acaba ben bu eşyaları geri mi alsam? Şakaydı. Ay, sen şaka yapabiliyor muydun tatlım? Ha? Niye? Olmadı mı? Yani pek durmuyor sende ya. Yani tarzın değilmiş gibi. Olmuyor yani. Kesinlikle yani. Ya şaka maka vallahi yerleştik ya. Baksanıza şuraya. Vallahi çok iyi oldu. Bir de televizyonumuz çalışsaydı. Ya birazcık daha mı uğraşsak acaba? Bir tornavida falan olsa ben açacağım bakacağım ama. Aman takılma tatlım ya. İkinci el sonuçta yani. Bozuk olmasa adam hiç verir miydi yani? Bozuk ki kakaladı bize yani. Ne? Değil mi? Ay ben seni kastetmiyorum tatlım. Yani o yüzden dedin sen Leyla'ymış diye Sedef içinse. Sedef, Leyla Sedef'in diğer adıymış ya. Yapma ya. Ya kaç zamandır dilimde dal bitti. Ağaç çıktı dillerimde bunu anlatmaktan. Nasıl anlamadın siz ya? Kırlent dile geldi ya. Allah'ın yastığı konuşmaya başladı. Arkadaş dedik, kardeş dedik. Anlamıyorsunuz hiç ya. İsmail'e bak ya. Kırlentle iyi geyiğe sardı. Şunun tipleri bak. Allah aşkına baksana şuna. Hayır, yadırgamadı, sorgulamadı. Yani yastık konuşuyor değil mi? Badaslama. Geyik mi abi? Yok, yastık. Tabii yani sonuçta siz de haklısınız dediğiniz gibi. Hayat o kadar da kolay ve basit değil yani. Yani sonuçta ekmek aslının ağzında Kırlent Bey. Eskiden böyle değildi. Bir zamanlar çeyizlerin olmazsa olmazıydı. Şimdi yüzüme bakmıyorlar be. Tabii yani öyle baktığınız zaman hiçbir manası kalmadı. Bir şey söyleyeceğim. Sen... Ablayı takip ettin. Gittin de evine girmedin mi sen bu kızın ya? Yok. Alması yok ya. Baktık tanımadım etmediğim kız ol. Kendin emin tavırlarla.
Asla gel. Ben sabah giderim, beklerim kapısında. Çıkınca da takip ederim onu. Ne bakıyorsa o ne bakış öyle ya? O ne bakış öyle ama hiç oldu mu, yakıştı mı hiç sana? Sen ya. Sen işin nedir abi senin? Bir çok ayıp ediyorsun. Bir bana onu söyler misin? Tanımadığım etmediğim kızın evine girmem. Tanımadım. Ağzın dolanıyor. Beyler! Aa, Allah aşkına bak bak şuna bak bak. Ha, tamam beni de Allah aşkına bak bak. Hakkı abi! Hakkı mı koydun adını? Hakkı'ymış zaten. Adı kendi dedi. Hakkı'ymış. Adı Hakkı'ymış. Hakkı dayı, vereyim mi hemen suyu? İçeceğim mi? Hakkı ya. İskender abi. Hayırdır gençler? Hayır. Malız biz. Ağlıyoruz baba. Ağlaşıyorduk ya. Çok üzgün. Çok üzülüyoruz baba. Abi al, ben de ağlıyorum. Yapma Allah aşkına. Ne olduk şimdi ya? Ya o şey yat demeye çalıştı o ya. Ha. Yat diyor yani. Yat. Bir yat bakışı var. Ben biliyorum çocukluğumdan beri o bakışı gördüm, yattım ya ben. Saçma mı yatacağız? Vallahi ya. Yat demeye çalıştım. Yapsak yatsak mı? Ayrı ayrı yatalım. Yorgun alalım. Ne diyorsun fıs ya? Vallahi. Ya? Oturuyoruz işte. Uyuyormuş gibi yapalım. He. Yani fıs fıs konuşuruz yatağın yorganın dibinden. Tamam. He, öyle şey yapalım. Hakkı dayı nereye yatacağız? Heh, geldin mi? Geldim. Al bakayım. Bu motorun anahtarı. Bu da avansın. Yeni işin hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Daha dün şey yaptınız, almıyordunuz beni işe. Ne oldu ki bugün? Senin hakkında güzel şeyler duyduk. Referansın iyi yani. İyi yani. Referans. Ha, ben biliyorum referansını. Ha. Pardon, bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir motor alıp yarım saatine bir yere gitsem olur mu? Olur. Tamam, ben gelirim ya, merak etme. Tamam. Ha. Metin Bey. Erdal Bey, bırakın artık bu kibarlığı. Bana artık kralım diyebilirsiniz. Derim tabii canım, derim. Niye demeyeyim? Sonuçta para sahibi insansınız. Yani derim de şu bizim 500 bin ne olacak acaba? Onu alacaksınız. Gelin şöyle. Bakın bu ürünleri biz yapıyoruz. Dışarıya bağımlı değiliz. Bunlar bizim mamullerimiz. Made in Metonia. Made in May oldu. Allah daha çok versin. Allah daha çok versin de biz de nasiplenelim. Düğün hazırlıkları başladı. Bugün evleniyorsunuz. Kim? Ben? Evet. Oha! Ben zaten evliyim. Metonia'da yapılmamış bir evlilik geçerli değil. Onun için sizi komşumuz Nauro'nun en güzel kızıyla evlendiriyoruz. Böylece komşuluk ilişkilerimiz daha bir üst seviyeye çıkacak. Arkadaş sen de ülke mi yönetiyorsun, şirket mi yönetiyorsun anlamadık ki. Oldu olacak, beni Nauro'ya büyükelçi olarak ata da tam olsun bari. Çok iyi fikir. Muhteşem. Kralım. Evet. Kralım. Yeni topçularımız geldi. Yalnız ufak bir problemimiz var. Nedir? Şimdi şu tabloda görüldüğü üzere yeni topçulardan sonra kadroda bana yer kalmadı. Siz teknik direktör değil misiniz kardeşim? Kulübede oturursunuz, olur biter. Oo, bu nasıl işmiş arkadaş? Yani kendi takımım var, onu da bile yediğim hayat mı bu be? Hem bu yeni gelen topçulardan hiçbiri gerçek Metonyalı bile değil ki. Alman milli takımına döndük kardeşim. Ben çalışmak istemiyorum artık bu takımda. Buyurun, bu tablonuz, bu da kaleminiz. Allah'a ısmarladık Erdal abi. Allah Allah. Güle güle Kamil. Erdal Bey, siz futboldan anlar mısınız? Yok abi, benim ayağıma liseden beri top değmedi onu. Çocuklar,
Yılmaz Vural şu ara bir takım çalıştırıyor mu acaba? Aa, ne haber? Ne yapıyorsun sen? İyi, ne yapayım ben? Sohbet, muhabbet. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun derken ne yaptığını zannediyorsun? Ne yaptığımı zannediyorum. Ne oldu da? Neden? Ne yaptım ki? Büfeciye para mı verdin beni işe alsın diye? Para mı verdin büfeciye? Yok, ne parası ya? Kim kaybetmiş ya ben bulayım? Param yok ki benim. Ne yaptın? Dayak mı attırdın? Ne yaptın? Bir şey yapmışsın yani. Dayak mı attırdım? Niçin dayak attırayım? Karıncanın belini incitemeyen ben ya. Bize dayak diye bir şey yok ki. Dayak olayı kalktı bizde, yok. Ya bilmiyorum, bir şey yapmışsın. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Tamam, ne yaptıysan onu yapmıyorsun. Beni de rahat bırakıyorsun. Yapma yani, tamam? Aa, bak hala ya. Allah belan versin, bir şey yapmadım ben ya. Dün gece ben oturduk İsmail abi, Yavuz abi ben. Böyle güzel üçümüz oturduk, içtik, muhabbet ettik, konuştuk. Sabah da kalktım, Hakkı abiyle muhabbet ettim. Bakayım. Hakkı abi, ben tanıştırmadım mı size? Hakkı abi Sedef. Yastıkla mı konuşuyorsun? Ne diyorsun ya? Yastık, yastık deme çünkü çok bozuluyor, bozuldu bir şey yani. Yastık kelimesinden nefret ediyorum. Öyle değil mi Hakkı abi? Bir şeyler söylesene sen de. Bak hiçbir şey söylemiyorsun ama ya. Şey yapmadınız değil mi? Çok, gel yemin ediyorum Hakkı abim yani. Konuşan biri kendisi. Ne haber Sedef, ne yapıyorsun? Sedef! Vallahi Mecnun'un bu konuda... Ağzımdan duman falan çıkıyor. Hiç inandırıcı olmadı. Hiç komik olmadı zaten. Anlaşıldı mı şu? İğrenç oldu. Hiç komik değil. Ben gerçekten dayanamayacağım zaten. Bu kapıda da bekleyemeyeceğim. Ben hayır, uzak. Vallahi. Hiç uzak. Hayır. Nedir ama ya? Onu yapmasan yine bir derece diyeceğim ama o hiç olmadı. Şu anda ne, şu anda mı konuşuyorsun? Konuştu şu an ama sen... O kadar ayıp bir, şu an yaptığın o kadar ayıp bir şey ki Hakkı abi. Sedef! Sedef! İyi, çok soğuk, gelemiyorum da dur Sedef! Bir dakika dur ya, Sedef bir saniye dur ya. Bir dakika ya, bir dakika, bir saniye dursana ya, bir dakika. Sen kapıma gelip sürekli fırçaları atıp atıp lafları sokup sokup nereye gidiyorsun ya? Ne bağırıyorsun? Bağırmıyorum. Bağırıyorsun. Bağırıyorum, ben bağırabilirim de. Ne, senden mi korkacağım? Bağıracağım tabii. Bağıramazsın. Bağırırım. Bağırırım. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bağırırım. Bağırırım. Sen kapımın önüne gel. Beni dinle. Ben sana kötülük yapmış olabilirim, öküzlük yapmış olabilirim, hayvan olabilirim, ölmeyi hak ediyor olabilirim, her şey olabilir. Ama ben sana yalan söylemedim. Ben gerizekalıyım çünkü ben gerizekalıyım. Bir kere bana bağırma. Peşimden de gelme. Sen niye peşimden geliyorsun ki benim? Peşinden geliyorum çünkü bizim de bildiğimiz bir şey var. Kendime göre hissettiğim bir şeyler var. Ne hissediyorsun? Sana ne? Ne demek sana ne? Sana ne işte? Sana ne, ben sana tutulmuşum. Sana ne, ben sana vurulmuşum. Sana ne, gönül benim. Sana ne, ömür benim. Gözlerim yansa da acıyan can benim. Bazen durgun su gibi, bazen rüzgar gibiyim. Benim huyum kurusun, ben çılgının biriyim. Bazen durgun su gibi, bazen rüzgar gibiyim. Benim huyum kurusun, ben aşığım. Sana ne gönül benim, sana ne ömür benim. Gözlerim yansa da acıyan can benim. Sana ne, ben seni seviyorsam. Sana ne, ben seni özlüyorsam. Sana ne, hayat benim. Sana ne, feryat benim. Yüreğim sızlarsa acıyan benim.
can beni. Bazen durgun su gibi, bazen rüzgar gibiyim. Benim huyum kurusun, ben çılgının biriyim. Bazen durgun su gibi, bazen rüzgar gibiyim. Benim huyum kurusun, ben aşığın biriyim. Sana ne gönül benim, sana ne ömür benim. Gözlerim yansa da acıyan can benim. Sana ne? Ah gönül benim. Sana ne? Ah ömür benim. Gözlerim yansa da acıyan can benim. Sana ne? Gönül benim. Sana ne? Kardan abi ne yaptın? Ben ne yapayım ya? Ben Leyla'ya ihanet mi ediyorum acaba? Niye ki? Beni seviyor işte gerçekten belli ki. O da beni seviyor belli ki. Nereden anladın? Gerizekalı dedi ya bana. Gerizekalı. Sen ne yapıyorsun orada ya? Ben seninle mi konuşuyormuşum deminden beri? Allah Allah. Kafama sepeti sen mi attın dedi? E yarılsaydı başım. Tam gir içeri üşüyeceksin orada. Kim yapmış bunu ya? Sen işler yolunda galiba bütün malları satmış mısın acaba? İskender abi, izin verirsen iki tane sorum olacak. Sor canım tabii, istediğin gibi sor. Birinci soru, evet. Bu dükkana ne olduğu hakkında bir fikrin var mı abi? İkinci soruyu alayım ben. Erdal nerede? He. Vallahi ikisi de birbirinden kazıkmış soruların. Erdal... mal almaya gitmiş olabilir, mallar bitmiş ya. Herhalde o şekildir yani, mal almaya gitmiştir diye düşünüyorum. Erdal abi çay bana. Hayırdır? Uyuyamamış gibisin. Yerini mi yadırgadın yoksa? Her yerde uyuyamam. O yüzden çok iyi uyuyamadım gece. Bence neden uyuyamadım biliyor musun? Neden? Yani hala hayatından çıkaramadın da ondan. Böyle kafanı yastığa koyduğun hala seninleymiş gibi değil mi? Ama böyle uyanıp dışarı çıktığında seninle hiç olmayacakmış gibi geliyor. Tamam canım, abartma sen de yani. Ben bu koltuğu size verdiğimi söylemiştim zaten daha önce. Bu koltuk sizin yani, merak etme. Uf, tatlım ya, koltuktan bahsetmiyorum. Ben Mecnun'dan bahsediyorum yani. Kafanda bu kadar soru işareti varken yapamazsın ki yani. Git konuş. Ne bileyim, birazcık da sen anlat, o dinlesin seni. Bu şekilde olmaz ki. Haklısın galiba. Sarılmayı düşünmüyorsun değil mi sen?
Yok canım, ne sarılması, hiç tarzım değildir öyle şeyler. Değerlendirmesi tabii. Hı-hı. Evet, doğru söylüyorsunuz. Erdal Bey, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Muhafız, bir tabure ver. Evet, Bakanlar Kurulu toplantısı. Erdal Bey, sizi acaba bakan mı yapsak? Yok yok, sizi daha önce büyük elçi yapmıştık değil mi? Evet, beyler sizler devam edebilirsiniz. Olası doğal felaketlerle ilgili ne gibi önlemler almamız lazım? Bunları da konuşmamız lazım bence. Aman ya Burak, ne önlemi? Doğal felaket olsun. Önce kent potansiyelimizi bir görelim. Sonra ona göre bir önlem alınır elbet. Tabii canım, açarız dışarı birer çadır. Saray gibi otururlar vallahi. Bence bizim şu maaşları konuşalım. Geçinmemiz bu şekilde çok zor. Sorumluluk taşıyan insanlarız bizler. Kesinlikle katılıyorum. Ve maaşlarımızın %100 arttırılmasını talep ediyorum. Katılıyorum. Siz de katılıyor musunuz? Katılıyorum, katılıyorum da. Siz şu kafesteki tavuklardan birkaç tane daha alsanız iyi olacak bence Metin Bey. Nedenmiş o? Çünkü sizin öğrencilerin bayağı bir yumurtaya ihtiyacı olacak yani. Her şey güzel, birbirimize katılıyoruz böyle de. Metin Bey. Evet. Bu bizim para durumu ne olacak Metin Bey? Onu halledeceğiz, halledeceğiz. Neyse biz artık buradan gidelim. Siz bu Bakanlar Kurulu toplantısından sıkılabilirsiniz. Beyler bize müsaade. Siz devam edebilirsiniz. Şöyle alayım ben sizi Erdal Bey. Buyurun. Arkadaş söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama siz benim paranın üstüne yatacaksınız ya. Versenize abi benim paramı. O benim hakkım ya. Tamam Erdal Bey, alacaksınız paranızı. Siz de amma para göz çıktınız kardeşim. Allah Allah. Çocuklar, getirin 500 bini. Çabuk, çabuk, çabuk. Hı. Buyurun Erdal Bey. 500 bin mi var burada? Bu ne bu? Sikke. Sikke mi? Evet. Ülke kurdum, para bastırmam gerekiyordu. Elimde ne varsa ne yoksa gittim, sikke sikke para bastım. Arkadaş doğru konuş benimle. Bununla bakkala gelsem ben sakız bile vermem sana. Bu ne ya? Allah, Türk parası ver bana! Elimizde Türk parası kalmadı. Bu haftada tarih oyunlarından da bir şey çıkmadı. Biliyorsunuz kuşumuzu çaldılar. Arkadaş, göz göre göre adam dolandırıyorsunuz siz ya. Erdal Bakkal'ı kazıklamaya çalışıyorsunuz. Ben gidiyorum arkadaş. Dava edeceğim. Sürüp sürüp sürdüreceğim seni. Benim dayılarım mafya. Buraları bombalatacağım. Mobuzlar! Yakalayın şunu! Bırakın lan! Atın zindana! Baş kaldırmak neymiş görsün! Atın zindana! Bırak! Bırakın beni! Bırak arkadaşım! Bırak! Biz de yaptık muhafızı. Yapmayın böyle ya. Memleket ne senin? Hayırlı işler kardeşim. Oo eyvallah, sağ olasın. Allah kurtarsın. Bırak ya. Bırak bir dakika. Bir bırakın ya. Çekil şunu. Neye baktın abi? Pirinç vereyim mi? Bak pirincim yeni geldi. Çok güzel pirinç. Arkadaş. Bunlar benim mallarım ya. Bu benim dönerim. Bu yazar kasa benim. Oğlum bu benim önlüğüm. Benim önlüğüm bu. Erdal Bakkalım. Benim bakkalım. Ben bakkalım. Erdal Bakkalım ben. Ben. Abi vallahi benim üstüm yok abi. Dükkanda Yavuz abi duruyordu. Bıraktı gitti. Dükkan boş kaldı. Gelip malları yağmalamasınlar dedim. Yağmalarlardı abi. Ben en azından burada ekmek paramı kazanıyorum. Yavuz mu? Evet. Dükkanda o duruyordu. Önlük de ondaydı. Pirinç vereyim mi? Pirinç çok iyi pirinç. Ben biliyordum başıma geleceği. Demek ki o pis hainin sadece yazar kasada değil, dükkanda da gözü varmış. Pis hırsız. Yavuz! Yavuz! Thank you.
Emre? Ne yapıyorsun sen burada? Ben burada çalışıyorum artık. Vallahi mı? He. Ya eski patron artık kat vermez oldu. Senin yerine başkasını aldı. Motoru ona verdi. Yine bana kaldı bisiklet. Bisiklette siparişte bir yere kadar. Çocuk değiliz yani. Ben de işten ayrılıyorum dedim. Buranın sahibi de babamın arkadaşı. Garson olarak işe aldı beni. Bir de dediler ki motorcu biri lazım. Ben de seni önerdim. Allah üf. Kızım bu ne biçim bir teşekkür ya? O biçim abi, o biçim bir teşekkür. Ha, sağ ol, sağ ol. Hiç önemi yok. Önemi yok, önemi yok. Nasıl önemi yok ya? Sen bir kere bana yardım ediyorsun, haber verir değil mi insan? Ben çocuğa bir ton azar kaydım. Ne yapacağım ben şimdi? Hangi çocuğa? Şey işte, çocuk işte. Sana ne ya işte çocuk. Bir şey diyeceğim. Ha. Ben bir yere kadar gideceğim. Beni biraz idare etsene. Al buyur buradan yak. Et işte, idare et beni. Heh, ilk günden kaytarmacılar başladı hanımefendi de. Buranın da böyle banklar, yerler, taşlar falan her şey yepyeni ya. Yeni yapıldı. Orada da spor aletleri var uzakta. Eskiden böyle değildi buralar. Ya ne hoş. Eskiden dedim, çok eskiden ya. Çok çok eskiden yani. Ben de yoksa şeyim yani. O kadar eski değilim yani. Ben geldiğimden beri aynı çünkü. Siz yeni misiniz buralarda? Yeni, evet. Öğretmenim de ben. Yeni tayinimi aldırdım buraya. Hadi ya, süper olmuş. Yani çocuklar için. Çocuklar için şahane. Buranın çocukları eğitime aç ya. Nasıl biliyor musun? Burada eğitim yetmezliğinden ölen oldu ya. Vallahi çok riskli, çok hassas bir dönemde geldin ya. İyi ki gelmişsin, canımsın. Cansındır yani. Can... Öğretmen candır ya. Canım öğretmenim. Ne öğretmensiniz? Resim. Olsun. Yani adı çok da şey değilmiş o da. Efendim? Bizim lisede müdür yardımcısı giriyordu resim dersine. O diyordu 23 Nisan çiz, el ele tutuşun çocuklar. 19 Mayıs çiz, koşan böyle atletli adamlar. Sonra öğretmenler günü çiz, böyle öğretmenin elini öpen çocuklar falan. Ha. Bu kadar yani değil mi? Dağların arasından görünen güneş, böyle bacası tüten ev. Ha. Sonra da yanına böyle bir ırmak çizdirme. Oldu bitti tamam. Resim de sanat değil zaten. Sen niye yükseldin, gerildin ki bir anda? Ben bir şey diyeceğim, ben hakikaten öyle bir şey kastetmedim ya. Hayır, ya sonuçta ben de resim çizen biriyim ya. Hadi canım. Evet, ya bende de sonuçta sanatçı duyarlı olduğu için bazen o duyarlılık anlarında, ilham anlarında bir çizdiğim bir şeyler, karalamalarım oluyor. Senin kadar iyi olmasa da benim de kendi çapımda çalışmalarım, tasarımlarım var yani. Ne iş yapıyorsun peki? Ben performans sanatçısıyım. Nasıl yani? Yani kişisel performansa dayalı bir işim var. Ha. Niye gülüyorsun sen? Yok canım, gülmüyorum. Niye, inanmadın mı yani? Hayır canım, niye inanmayayım? İnandım tabii. Bir şey soracağım. Ben bir kere şu şeyi geçtim bir. Sensiz olayını geçtim. Sizden sene direkt geçiş yaptım ben yani. Çünkü o çok gerilimli, çok illet bir süreç o. Onu geçtim. Ben buraya otururken sen böyle bir hop çantaları kucağa almacalar falan. Yani? Sen ne demek istedin bana? Ne demek isteyeyim canım? Çantam burada duruyordu. Ben de kucağına alayım dedim. Ha, duruyordu, kucağına alayım dedin. Beni görünce işkillendin ama. İşkillendin. Kucağına aldın onu. Bu adam dedin. Kesin dedin. Ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Hırsızdır dedin. Ay hayır canım. Ne hayır canım? Var. Hırsızdır dedin ay, bayağı. Ay niye ben sana öyle bir şey söyledim? Söylemedin, ima ettin gözlerinle, hareketle, vücut dilinle ima ettin onu bana. Ay, benim de sonuçta sanatçı duyarlılığım var. Ben vallahi çok anlıyorum böyle şeylere ya. Ya yani bak gerçekten özür dilerim yani. Benim hiç öyle bir niyetim yoktu ama yani beni yanlış anladıysan gerçekten özür dilerim ya. Pardon. Ben şu anda iptalim. İptal ettim yani. Sen öyle konuş. Ben iptalim yani. Bir şey diyeceğim. Bizim buralar çok soğuk olur. Çok pistir soğuğu. Böyle Karadeniz'den alıyor. Biz bir yerde bir çay mı içsek? Ama bak sen hala sanki... Bak sen hala sanki ben... Hırsız çocuk! Hırsız bu! Hırsız, inanma buna! Hırsız! Pis hain! Bu dükkanımı çaldı! Tekrar mı, inanma buna! Allah belanı versin abi.
Şimdi mi gelinir abi? Şu anda mı gelinir? Dur, bekle orada. Ne bekleyeceğim? Bekle, bekle, kaçacağım. Ne oluyor ya? Bir şey diyeceğim, benim şu anda kaçmam lazım. Burada gördüğün, duyduğun hiçbir şey doğru değil. Ben öyle bir insan değilim. Benim adım Yavuz, biz ne diyorsak oyuz. Devam et. Yalan, hırsız bu. Genç kızlara şiir okuyup kandırıyor. İnanma buna. Hırsız, hırsız, hırsız. Anne oldum, yemin ediyorum anne oldum. Bütün gün kapı aç kapa yemin ediyorum ya. Aa, ne haber? İyi, senden? İyiyim. Seninle bir şey konuşabilir miyiz? Tabiyse. Yani şimdi beni yanlış anlamanı istemiyorum. Hani bir şey konuşalım mı derken öyle oturup da hani eski defterleri açalım, ilişkiyi tekrar gözden geçirelim, işte artıları eksileri alt alta yazalım, toplayalım gibi bir şey değil. Yani ben bir şey zaten düzeltmeye çalışmıyorum. Yani durumu kabullenmeye çalışıyorum. Zaten hani o filmde de öyle oluyordu ya, çocuk hani hep geçmişe gidiyordu, bir şeyleri düzeltmeye çalışıyordu ama hiçbir şekilde başaramıyordu. Yani bu onun gibi bir şey. Bir de Tilki de bana şey demişti, hani eğer sen birinin seni evcilleştirmesine izin veriyorsan ondan sonra arkasından gözyaşı dökmeyi göze almalısın demişti. Tilki mi demiş bunu? Evet, Tilki demiş. O yüzden ben de yani seninle konuşmayı özledim ben. Tamam, konuşalım. İçeride konuşalım mı? Çünkü buz gibi burası. Yemin ediyorum, ayağım, parmaklarım koptu. Çorabım içine dolanıyor şu an. Şey yapalım mı içeride? Ya pişt, nereye gidiyorsun? Ya nereye gidiyorsun? Aşkına niye bunu yapıyorsun? Hep ya kapılara gelip gelip fırçaya basıp gidiyorsun yine. Allah aşkına kız gelmiş, bir şey anlatacak, bir şey konuşacak bana. Gidecek. Niye bu kadar abarttın ki bunu? Tamam git konuş o zaman. Niye peşimden geliyorsun? Peşinden mi niye geliyorum? Sana ne ömür benim, sana ne gönül benim, sana ne... Git be. Of ya, of arkadaş. Bunun için hep böyle oluyor ki? Böyle olmak zorunda mı? Dede yanlış alarm, yanlış. Şu anda romantik bir şey yok. Fırça yedim, kavga var. Allah'ım ya niye atıyorsun çiçeği? Niye atıyorsun çiçekleri? Nereden buluyorsun bunları bir de? Sana ne? Ben sana tutulmuşum. Sana ne? Ben sana vurulmuşum. Sana ne gönül benim? Sana ne ömür benim? Gözlerim yansa da acıyan can benim.